Doğu Akdeniz'i sürekli anlatmamızın bir sebebi var. Enerji burada, para burada, hüküm burada, güç burada. Çünkü yeni dünya merkezi burası. Çünkü bölgeyi yönetecek ülke, burayı kazanan ülke olacak. Yani kısacası artık savaşın kalbi burası. Doğu Akdeniz'de sular hala sıcak. Mesela geçenlerde AB'ye Türkiye'yi durdurun çağrısında bulunan Rum lider Nikos Anastasiadis'ten skandal bir Türkiye açıklaması daha geldi. Anastasiadis, maalesef sükuneti bozan, tüm Doğu Akdeniz'i ve buraya kıyısı olan tüm ülkeleri kontrol altına almak isteyen bir ülke söz konusu ifadelerini kullandı. Rum lider Nikos Anastasiadis, yayılmacı olarak nitelendirdiği Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikasına karşı koymak için çaba sarf edeceklerini söyledi. Türkiye'nin Kıbrıs'ın yer aldığı bölgenin tamamı için potansiyel tehditler oluşturduğunu savunan Anastasiadis, Türkiye'den nasıl çekindiğini göstermiş oldu. Öte yandan Rum lider, geçtiğimiz dönemde de Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye karşı sert tutum izlenmesi çağrısında bulunmuştu. Artık Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin borusu ötünce böyle saçma sapan açıklamalarla yetinip büyüklerinden destek istemekten başka bir şey yapmıyorlar. Doğu Akdeniz'de herkes Türkiye'nin üstüne yürüyor. Türkiye de tek başına mücadele vermeye çalışıyor. Ama artık her mücadeleyi Türkiye kazanıyor. Çünkü köpekler birbirini yerken kurt liderlik koltuğuna geri dönüyor. Şimdi sizlere Akdeniz meselesini daha iyi anlatmak için Ergün Diler'in analizini aktaracağım. Bazı olaylar, bazı adımlar çok şey anlatır. Kafanızda biriktirdiğiniz pek çok sorunun cevabını verir. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya'da etkisiz hale getirilen Rus helikopterinin önünde röportaj vermesi gibi. Türkiye'nin gücünün, ekseninin ve gittiği rotanın belirtilmesi açısından son derece anlamlıydı. Akdeniz'i kaç zamandır yazıyorum, çok önemli, daha da önemli olacak. Hafter'e Türkiye tarafından kesilen fatura aslında birden fazla ülkeye gönderilen faturayla aynıydı. Altında Türk imzası vardı. Akar söyleşi verdikten sonra Vatiye üssü vuruldu. Fransa yanına aldığı ortaklarla mesaj vermek istedi. Ancak Türk devletinin kararlılığı ortadaydı. Geri adım atmak mümkün değildi. Bunu bir daha anlayacaklardı. Ama gerilim de tırmanacaktı. Çünkü Akdeniz yeni sistemin kalbi. Devam. Yeni yıla girerken çok fazla yazıldı, çizildi. İngiltere, Huawei'nin yeni nesil cep telefonu ağlarını kurmasına müsaade ettiğini ilan etti. Yani Çin'e, gel istediğini yap, 5G ile donat her yeri dedi. ABD'nin ısrarla hayır yapmayın demesine rağmen. Londra'nın adımı İngiltere-Çin arasındaki ortaklığın en üst noktaya gelmesi durumuydu. 5G üstünden yeni dünya kurulacağı için son derece önemliydi. Bu açılım Huawei üstünden bile dünya egemenlerinin safları netleşiyordu. Aradan 3-5 ay geçti geçmedi, şu an Londra'nın derinliklerindeki en önemli konu yine 5G ve Çin. Kraliçe Elizabeth için MI6 ile eşdeğer olan National Cyber Security Center, yani Ulusal Siber Güvenlik Merkezi tarihi bir adım attı. National Cyber Security Center, İngiliz Dijital İstihbarata Servisi olarak ün salan GCHQ'nun altında çalışır. GHQ'da Joint Intelligent Committee Security Service, yani MI5, The Secret Intelligence Service, yani MI6 ve Defense Intelligence gibi kurumların altında çalışır. Aslında National Cyber Security Center en temel taştır. Birlikte çalıştıkları GHQ ile İngiltere'yi sırtlarlar. National Cyber Security Center'ın Başbakan Boris Johnson'a sunduğu raporda, eğer Huawei, İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer alırsa, ülkenin anahtarı Pekin'e teslim edilir. Britanya'nın ulusal güvenliği tamamen ortadan kalkar. Huawei, Britanya için %100 riskli bir hizmet sağlayıcı denildi. Başbakan Boris Johnson da Ocak ayında yapılan anlaşmayı feshedecek. Çünkü Londra-Pekin ortaklığı Rothschild'ın Weddington malikanesinin isteğiydi. Buckingham Sarayı bu ortaklığa itiraz ediyordu. Çinli şirketi göndermek istiyordu. Kraliçe 2. Elizabeth, Covid-19 günlerinde defalarca görüştüğü National Cyber Security Center Başkanı Sarian Martin'den hep aynı sözleri işitti. Ülkeyi işgal ediyorlar. Buna nasıl sessiz kalabiliriz ki? Kraliçe Elizabeth, yapılan anlaşmanın risklerini istedi. Anlaşmanın hiçbir olumlu detayını görmek istemediğini belirten kraliçe, hazırlanan raporu Boris Johnson'dan önce gördü. Buckingham Sarayı Kuvayi işgal olarak görüyor. Londra'da bunlar yaşanırken ABD sessiz kalmadı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Matt Pottinger, İngiltere'yi tehdit etti. Pottinger, Huawei ile yapılan anlaşma, bizim yıllardır Londra ile yaptığımız büyük ortaklığın da sonu. Bu çılgınlıkta ısrar edilirse Washington B planına geçer dedi. B planı, Washington'ın Londra'ya hedef alması. Londra buna karşı hiçbir adım atamaz. Çünkü Washington, 2 yıldır tamamen Londra'ya karşı hazırlık yapıyor. İngiliz kraliyet ailesiyle Rothschild ailesinin çatışma hali, Washington'da umut olsa da sonuçlanmaması rahatsızlığa neden oluyor. Buckingham Sarayı, Washington'la ortaklığı istiyor. Bunu işaret eden de çok fazla detay var. Öte yandan kraliçe de, derin Amerika'nın Rothschild ailesine karşı keskin adımlar atmadığını düşünüyor. Elbette çok kritik noktalarda artık Rothschild ailesinin gücü yok. Ancak hala etkin oldukları ortada. Huawei eğer Londra'dan gönderilirse, işte o zaman Washington istediğini almış olacak. Önümüzdeki günler çok ama çok önemli. Boris Johnson çok düşük bir ihtimal olsa da Huawei ile ortaklığa devam diyebilir. Ancak yüksek ihtimalle anlaşmayı bozacak. Net olan şu ki, anlaşma devam etse de etmese de Londra'da gerilim yaşanacak. Bazı yorumlara göre Rothschild ailesi şok adımlar atıp Buckingham'ı karıştırabilir. Sarayda değişim de şıklar arasında. Bu olursa ardından ilk yapılacak şey National Cyber Security Center Başkanı Sarin Martin'i görevden almak olacaktır. Hemen ardından da Huawei'den büyük ortak diye söz edilir. İngiltere, tarihinin en önemli günlerini yaşıyor. Alacakları ve uygulayacakları kararlar onların yeni dünyadaki yerini konumlandıracak. Londra tamamen iki parça, Buckingham Sarayı da iki parça. Bir yanda kraliçe, bir yanda Prens Charles. Rothschild ailesinde de garip sesler çıkmakta. Bu sesler şimdilik çok yükselmese de Amerika ile ortaklık demekti. Derin Amerika, Kraliçe Elizabeth, Rothschild ve Çin. Büyük oyuncular bunlar. Her yerde varlar. Dünyanın çatısındaki bu kavga Washington'da olduğu gibi Londra'da, Paris'te, Berlin'de ve Ankara'da da var. Akdeniz ve Libya gerilimi de bu büyük kavganın yansıması. Başka denklemler olsa da Macron, Rothschild ailesinin önemli üyesiydi. Türk fırkateyninin Fransız savaş gemisini, Türk kargo gemisini taciz ettiği için püskürtmesi ve NATO'nun gelip Ankara'nın yanında olması sıra dışı bir adımdı. Biraz daha açalım. Savaşı derinleştirelim. Libya'dan gidelim. Kuzey Afrika'nın stratejik açıdan önemi çok fazla. ABD, Kuzey Afrika'yı Çin'in Afrika'nın içlerine sarkmamasını sağlayan bir giriş kapısı olarak görüyor. O nedenle Akdeniz çok önemli. Sadece altındaki petrol yatakları için değil, Çin'i kontrol altına almak istiyorsan, Akdeniz'de güçlü ol felsefesi Washington için vazgeçilmez ilke. Tansiyonun yükselmesinin ve yükselecek olmasının nedeni de bu. Arap Baharı'nın da çıkış motivasyonu buydu aslında. Çin'in yumuşak karnına ciddi bir darbeydi. Arap Baharı öncesi Çin bölgede çok güçleniyordu. Sonrasında en ağır darbeyi alan ülke oldu. Çin, İpek yoluyla kaybettiği Afrika ve özellikle Kuzey Afrika'da etkin olacağını düşünüyordu. Koronavirüs, Çin'in bu hayalini de yerle bir etti. Çin, Johannesburg, Cape Town, Nairobi, Lagos, Casablanca, Kahire, başkent Tunus, başkent Cezayir gibi önemli kentlerde hala varlık gösteriyor. Çin, 50 yıllık bir planın sonlanmasına izin vermek istemiyor. O nedenle Akdeniz, başta Çin olmak üzere çok önemli ülkelerin hedefinde. Çin nereyi hedef seçerse ABD'de orada olmak zorunda. Hong Kong bugün ABD ile Çin arasında gidip gelen bir özerk bölge. ABD, Hong Kong'u karıştırarak Çin'i Akdeniz'den uzak tutmak istiyor. Çin'in koronavirüs yardımında bulunduğu birkaç ülke var. O ülkeler Tunus, Cezayir, Mısır ve Güney Afrika. Çin'in Afrika için atmayacağı adım yok. Akdeniz, koronavirüs öncesi de çok değerliydi, şimdi ise çok daha değerli. Pekin'de önemli isimler Akdeniz'de Çin'in kaybettiğini düşünüyor. Beklenen destek hiçbir ülkeden gelmedi. Çin, eğer Akdeniz'de kaybederse koronavirüs nedeniyle tazminat davalarına bile gerek kalmayacak. Bunu Politbüro'nun önemli isimleri de kabul ediyor. ABD, Çin'in Mısır'la yaptığı anlaşmalardan çok rahatsız. Eğer Sisi bu konuda gerekli adımları atmazsa, Mısır'da yeni bir darbe görmemiz yüksek olasılık. Libya'da baş gösteren tansiyonun tepedeki çekişme hali bu. Türkiye'de haklı olarak kendi çıkarları için adımlar atıyor ve atacak da. Biz bölgede büyük olduğumuz için alacağımız her şey yanımıza kâr kalacaktır. Bu videoda Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeleri aktardık. Benzer videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer kanalımızı ilk defa izliyorsanız abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü bu kanalda Libya'dan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya, Asya'dan Amerika'ya kadar Türkiye'nin elinin ulaştığı her yerde yaşananları anlatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.